Mehmet Yılmaz T24 İslamcıların kadınlarla sorunu. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki seçimde en önemli sorununun kutuplaşma olduğu ortaya çıkıyor. Geçmiş seçimlerde çok işine yarayan kutuplaştırma politikasının yeni sistemde kendi aleyhine işleyeceği anlaşılıyor. Eski sistemde %35 oyla rahatça iktidar olabilecekken şimdi %50 artı bir oya ihtiyacı var ve yarattığı tabloda bu sayıda insana ulaşabilmesi çok zor görünüyor. İlk turda yakalayabilmesi ise mümkün değil. Bunun doğal sonucu olarak ittifak alanını genişletme çabası içine girdi. Bin Binali Yıldırım'ı ve hiçbir şey olmasa bile bir şey oldu Ali İhsan Yavuz'u yeniden Refah Partisi'ne yolladı. Bu ikili, yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı Cumhur İttifakı'na katılmaya davet etti. Hizbullahçı Hüdapar da seçimde aday çıkarmayarak Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı. Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il başkanları toplantısına video konferansla katılarak 14 Mayıs destanını aramıza yeni katılan ve katılacak dostlarımızla Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacağız dedi. Erdoğan'ın seçilmek için yakıcı bir ihtiyaç duyduğu dostlarının da bazı talepleri var haliyle. Erbakan'ın oğlunun AKP'den talepleri arasında şunlar var. LGBTI derneklerinin kapatılması, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun kaldırılması, boşanmalarda süresiz nafakanın kaldırılması. Benzer talepler Hüdapar'ın da programı içinde yer alıyor en önemli gördükleri sorun kadına karşı şiddetin önlenmesi kanununun varlığı ve boşanma halinde süresiz nafaka. Bunların kaldırılmasını isteme nedenleri ise açık. Evlilik içinde fiziksel ya da psikolojik şiddete maruz kalan kadınların boşanarak bu şiddetten kurtulmalarının önüne geçmek. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını istemelerinin nedeni de buydu kadınların her türlü şiddete karşı koymasının ve süresiz nafakanın kadınların susup başlarına gelene katlanmamalarına yol açtığına inanıyorlar. Daha açığı, kadının bir kişilik olarak kendi varlıklarına sahip çıkmasını tehlikeli buluyorlar. Kadın benim, ister severim, ister döverim demeye getiriyorlar. İttifaka katılmalarını sağlamak için kağıt üzerinde de olsa bu tavizleri vereceği de anlaşılıyor. Nitekim yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, içerisinde 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun kaldırılmasını da öngören taleplerini, AKP'ye ilettiklerini ve kendilerine hiçbir problem yok yanıtı verildiğini söyledi. Aile Bakanı da hemen ardından yaptığı açıklamada, kanunun varlığının tartışmaya dahi açılamayacağını söyledi. Recep Tayyip Erdoğan'ın nasıl bir açmaz içinde olduğunu gösteren bir durum bu. AKP'yi iktidara getiren en önemli faktörlerden biri partili kadınların olağanüstü örgütlü bir şekilde çalışmalarıydı. Erdoğan'ı Refah Partili ilk İBB Başkanı seçtiren kampanya sırasında da partili kadınların kapı kapı herkese ulaşma stratejisinin önemi de yatsınamaz. Son seçimlerde de AKP'ye yönelen kadın oylarının nedeni hep bu tür örgütsel faaliyetlerdi. Öyle görünüyor ki Erdoğan toplam oyları %1'i ancak bulacak belki de bir yarım puan daha geçecek partilerle ittifak uğruna kadınları küstürmeyi göz almış. Bunun akılcı bir hesap olmadığını söylemeliyim ancak Erdoğan artık o çizgiyi çok geçmiş durumda. Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6284 sayılı kanunun kaldırılmasına asla izin vermemeliyiz çıkışı da Erdoğan'ı iki arada bir derede bırakacak. Kılıçdaroğlu'na yanıt vermek için 6284'e sahip çıksa tarikatları ve ittifak kurmaya can attığı partileri küstürecek. Kanuna sahip çıkmayıp tarikatların peşine takılsa da kadınları kaybedecek bıyığıyla sakalı arasında bir tercihte bulunmaya zorlanacak gibi görünüyor. Bakalım hangisini tercih edecek? AKP'nin muhafazakar Kürtler planı. Hizbullah'ın siyasi ayağı diye tarif edebileceğimiz Hüdapar'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ı destekleme karşılığında AKP'den bir milletvekilliği isteyeceği ileri sürülüyor. Bu partinin Batman'da önemli bir tabanının olduğu biliniyor muhtemelen AKP listesinden bir Hüdapar'lı bu ilden milletvekili adayı yapılacak. Hüdapar'ın Kürtçe ikinci resmi dil olsun, anayasada Türklüğe atıf yapılmasın gibi önerilerinin MHP tarafından nasıl karşılanacağı tartışılıyor. Elbette Hüdapar tabanı açısından da MHP türü milliyetçiliğin yaratabileceği sakıncalardan söz edebilmek de mümkün. Ancak HDP yönetimi açısından Hüdapar'ın ittifaktaki varlığının bir sorun yaratmayacağını düşünüyorum. Tıpkı Erdoğan için olduğu gibi Devlet Bahçeli için de bu seçimi kazanabilmek hayat memat meselesi ve Bahçeli bu sorunu aşabileceği bir manevrayı yapmakta güçlük çekmeyecektir. Bunun partisinin tabanında nasıl karşılanacağını şu anda söylemek elbette zor. AKP bu yolla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki muhafazakar Kürt oylarını kendine çekebileceğini hesaplıyor. Bölgede özellikle muhafazakar oylar için Gelecek Partisi'nin ve Deva'nın da iddialı olduğunu biliyoruz ve muhafazakar Kürt oyları diye tanımlanan seçmenin Hüdapar'ın peşine takılma olasılığının hayli düşük olacağını söyleyebilirim. Hizbullah'ın geçmişteki cinayetlerinin izleri bölge halkının hafızasından silindi mi yoksa hala taze mi göreceğiz? Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.